Toplumda insanlar inandıkları ile yaşadıkları arasında bir çıkmazdalar. Çok güzel inanıyor ama çok güzel yaşamaya o inançları yetmiyor. Hani böyle ağır kasa bir araba olur da beygir onu çekmeye yetmez ya. Güzel bir inanış var altta. Namaz kılmak istiyorum ben ya. İstiyorum yani, ben Rabbimin huzuruna gelmek istiyorum. Ama bir türlü ona güç yetiremiyor. Bir problem var, bir çelişki var burada. Demek ki yapmak istediğimiz amele yetebilecek bir inanç, yetebilecek bir güç içimizden gelmiyor. Az önce dediğim gibi ağır kasa bir araba var ama beygiri onu kaldırmaya yetmiyor. Nerede olabilir sizce burada problem? Demek ki inanma noktasında kendisini harekete getirebilecek kadar bir inanç henüz oluşmamış. O zaman bir olay daha var. Demek ki bu inanmanın da mertebeleri var diyeceğiz. Beni harekete geçirmeyen bir inanç, beni cumadan cumaya harekete geçirebilen bir inanç, beni 5 vakit harekete geçiren bir inanç, beni teheccüdlere kadar harekete geçiren bir inanç. Demek ki beygir ne kadar kuvvetlense o arabayı o kadar iyi çekiyor. Şimdi biz tam bu noktayı anlamamız lazım. Bugün tamamen namaz konuşacağız. Konumuz namaz. Hatta 21 günde aralıksız, kesintisiz, ondan sonra tamamen namaz kılabilmenin formülünü bile konuşacağız. Ama temelde başka bir problem var altyapıda. Demek ki bizim o harekete geçmemizi sağlayabilecek inanç içimizden gelmiyor. O zaman inanmanın mertebeleri var. Mesela biz bu mertebenin ikisini çok zikrederiz. Taklidi iman deriz. Takliden birilerinden görmüşüm ama altyapısı boş. Sebep-sonuç ilişkisi boş. Nefsimi o işi yapmak için ikna etme kısmı boş. Bir de tahkiki iman diyoruz değil mi? Daha böyle beygiri yüksek, çekeri daha kuvvetli. Peki o tahkiki imanı ele alalım. Onun da mertebeleri var mı? Var değil mi? Mesela nedir? İlmel yakin var, daha üstünde. Aynel yakin var, gözle görüp her şeyi Allah için müşahede edebilme. Daha üstünde hakkel yakin var, sanki onu hücrelerine kadar yaşıyormuş gibi. O zaman bizim namazda bile temel noktada başka bir problemimiz var. Biz inandığımızı yapabilecek noktada inanç kuvvetini taşımıyoruz. Bu da bizi harekete bir türlü geçirmiyor. Demek ki bizim nefsi ikna etmemiz gerekiyor bu namaz için. Nedenleriyle, nasıllarıyla nefsi ikna edersek, bardak dolarsa kendisi taşar. Ne olarak taşar? İman olarak taşar, hidayet olarak taşar, amel olarak taşar, namaz olarak taşar. Şimdi o zaman şurayı anlamamız lazım. İnanç, iradeyi doğrudan etkiliyor mu? Doğrudan etkiliyor. Bir insan inanabildiği kadar amel edebiliyor. Yoksa masada oturduk, namazın bütün güzelliklerini anlatıyoruz ama namaz kılamıyoruz. Demek ki benim iradeye geçebilecek düzeyde bir inancım yok. Şimdi bunu anlamanın başka bir yolu da Efendimiz Aleyhisselam acaba hangi yoldan başlamış? Bunu da anlamamız lazım. Çünkü az önce dedik ki bir insan inanmadığı bir şeyi irade edemiyor dedik. Doğru mu? Çok seviyorum, çok istiyorum diyoruz ama yapmıyoruz. Niye yapmıyor? Çünkü sevdiğini söylese, zikretse bile bir türlü yeteri kadar inanmamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam topluma baktığınızda önce İslam'ı anlatmış, yani ibadeti mi anlatmış önce, yoksa imanı mı anlatmış? Önce inanç noktasını anlatmış. Zaten bir insanı inanç noktasında doyurduktan sonra şu ameli de yap demeye bile gerek kalmıyor, öyle değil mi? Demek ki biz inandırmadığımız bir şeyi insanlara yaptıramayız. Mümkün değil. Bazen oluyor yani. Abi ben bu arkadaşı sabahtan beri anlatıyorum, anlatıyorum. Bunu yap, bunu yap dedim ama bir türlü yapmadı. Niye yapmamış adam? Demek ki adam inanmıyor. Demek ki senin sözlerin adamı ikna edememiş. Demek ki niye yapmam lazım? Bunun ahiretime faydası ne? Bu dünyada benim işime nasıl yarar, ahirette işime nasıl yarar noktalarını adam bir türlü çözememiş. Kalbi ikna olmadığında bir insan bunu yapamıyor, değil mi? Şurayı anlamamız lazım. Allah Azze ve Celle önce imanı, daha sonra da ibadeti öğrenmemiz gerektiğini bize bildirmiş. Allah Resulü Aleyhisselam da bu şekilde bu işi tatbik etmiş. Zaten imansız ibadet makbul mü? Makbul değil. Zaten farz da değil, değil mi? İman olmadıktan sonra ibadetin ne emniyeti var? Bir de bu işin zıttı var. Az önce şöyle bir ifade kullandım. Dedim ki, yeteri kadar inanmadığından o arzu ettiği hayatı yeteri kadar yaşayamıyor dedim. Peki o yaşadığı hayat çok saplantılı, haramlarla dolu bir hayat olsa ve inanç hala güçsüz olsa, bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? İnandığı gibi yaşamıyor, bu daha kuvvetli oluyor ve yaşadığı gibi bir inanış başlıyor. Yani bir insan bizim küçük gibi zannettiğimiz o amelleri yapmaya yapmaya, haşa küçük gibi zannettiğimiz günahları işleye işleye bir gün bir bakıyorsunuz inkara başlamış. İşte temelinde bunlar var maalesef. Bence temel noktayı biraz yakalıyoruz gibi, değil mi? Nedenli, niçinli inanma noktasında problemimiz var. Yani toplum bazı doğruları çok iyi biliyor. Çünkü Anadolu insanı burası. Hepsinin irfanı var. Ama toplum bildiği doğruları yapabilecek manevi gücü içinde bulamıyor. Yani namaz dediğinde adam belki canını verecek ama secdeye kafasını eğdiremiyor bir türlü. Çünkü o manevi gücü içerisinde bulamıyor. Şimdi biz dışarıda da birçok arkadaşla muhabbetler ediyoruz böyle farklı mecralardan. Bir gün yine bir arkadaşları topladık, muhabbet ediyoruz. Ne anlatacaksın abi dedi. Vallahi dedim işte haram, helal, cennet, cehennem anlatacağım. Dedi ki abi bize bunları anlatma dedi. Bak bizim içimizde bunları bilmeyen hiç kimse yok dedi.
Bize, biz helali haramı, cenneti cehennemi bilmemize rağmen neden namaz kılamıyoruz? Bunu anlat dedi. Ben cenneti bilmeme rağmen neden fedakarlık yapamıyorum? Bana bunu anlat dedi. Ben cehennemi bilmeme rağmen neden cehennemden gerisin geriye kaçamıyorum? Bana bunları anlat dedi. Problemi yakarıyoruz değil mi? İnsanlar biliyor. Bugün namazı sorduğunuzda namazı bilmeyen bir insan yok. Ama neden bu işi yapamadığı noktasında ciddi problem var. Şimdi mesela düşünün. Bir gün hastaneye gittiniz. Siz de hastanede bir hasta bakıcısınız. Hastanede de oldu ya işte yangın çıktı. Bir bölümde de felçli hastalar yatıyor yerde. Gidip bağırıyorsunuz adamlara, diyorsunuz hastane yanıyor, hastane yanıyor, kaçın, siz de perişan olacaksınız. O adamlar size nasıl tavırda bulunur? Sadece gözüyle şöyle yapar, yatmaya ve uyumaya devam eder değil mi? Ötekine bağırsan, desen ki amca bak yanıyor hastane, sen de içinde yanacaksın, kaçsana desen, o adam da aynı tavrı yapacak mı? Şöyle bir gözünü kapayacak, yatmaya devam edecek. Neden bunu yapacak? Çünkü o adam bir şeylerin farkında ama onu amel edebilecek bir güç içerisinde yok. Yani o adamın kaçacak bir dermanı yok. Bak o adam hasta bir durumda. Hatta o kadar hasta ki sindirim sistemi bile doğru çalışmıyor. Yani o adama ağızdan yemek versen kabul ediyor mu? Etmiyor. Peki ağızdan yemek kabul edilmeyince, yani doğrudan bilgi kabul edilmeyince, o adamı nasıl besliyorlar bu sefer? Damardan bir yol açıyorlar ve o adamı damar yoluyla besliyorlar. Ne zaman o damardan besinler, yani eksik vitaminler, eksik mineraller tamamlanıyor, o adam birden canlanıp hayata geliyor mu? Geliyor. O adam canlandıktan sonra sıcaklığı hissederse senin o adama artık kaç demene gerek var mı? Gerek yok. Bak toplumda aynı bu durumdayız. Felçli haldeyiz. Kardeşim namaz kıl. Bu çok iyi bir şey. Farz bir şey. Şöyle güzel bir şey. Şöyle cennetin bileti bir şey. Hepsini biliyor mu adam? Biliyor. Ama felçli hasta gibi kalkamıyor ya. Neden? Çünkü bir hastalık var ortada ve sindirim sistemi bozuk. O zaman bize ne düşüyor? Şu düşüyor. O adamdan bir manevi damar yolu açacağız. O manevi damar yolundan o adamı besleyeceğiz. Neyle besleyeceğiz? Bu iman dersleriyle, inanma dersleriyle, ne için inanması gerektiği dersleriyle, Allah'a güvenme dersleriyle, iman bunlar demek değil mi? Allah'a teslim olma dersleriyle, bunlar iman demek. Bu derslerle besleyeceksin, 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 besleyeceksin. Vücut yeterli vitamin ve minerali aldığında adam birden teyakkuza geçecek ve ayağa kalkacak. Ondan sonra öyle bir adama namaz kıl demeye ihtiyaç var mı? Öyle bir adama onu demeye artık ihtiyaç yok. Demek şu an problem nerede biliyor musunuz? Adam günahın farkında, cehennemin farkında, namazın öneminin farkında, imandan sonra en önemli ameliyenin namaz olduğunun da farkında. Ama buna gücü yetmiyor bir adamın. Hangi gücü yetmiyor? Fiziksel gücü mü? Hayır. İçerideki o inanç gücü, yani iman gücü yetmiyor. Bakın farkında mısınız? Hangi konuyu konuşursak konuşalım altından çıkan problem iman hastalığı çıkıyor. Şimdi konu buysa eğer, sorun buysa eğer, bizim de böyle sürekli aynı şeyleri şöyle tekrarlamamıza gerek yok. Namaz kılın iyidir, namazın farzı 12'dir. Adam bunlardan dolayı bir problemi yok yani. Bir gün yine oturmuştuk böyle arkadaşlarla, dışarıda muhabbet ediyorduk. Bir tane de amca geldi böyle, dedi ki hocam, dedi, sen bunları anlatıyorsun, dedi, sen ilmihal anlat dedi. Bak bu çocuklar, dedi, namaz kılmıyor dedi. Dedim ki bak amcacığım, ilmihal yeri geldiğinde tabii ki mecbur öğrenecek. Ama dedim bak bu adamların problemi başka. Bunlar namazı bilmediklerinden namaz kılmıyor değil dedik. Daha sonra da bak sor dedik. Biri Kur'an kursundan çıkmış, biri bir yerden çıkmış. Hafız arkadaş var biliyor musunuz? Çok üzücü bir durum değil mi? Hafız kardeşimiz ama namazı bırakmış. Veyahut bu adam Kur'an kursu da görmemiş olsa. Şimdi internette her şeyi bir dakikada öğrenen bir insan. Bunu öğrenemeyecek mi? Bunu da çok rahat öğrenecek. Demek ki bu arkadaşlar nasıl namaz kılmayı bilmediğinden namaz kılmıyor değil. Ne için namaz kılmayı bilmediğinden dolayı bu arkadaşlar namazdan kaçmış. Yani bu arkadaşın içerisinden namaz kılacağı kuvvet gelmiyor. Sebebi ne? Sebebi namazın kılmasının sebebini bilmemesi. Şimdi biz sebebi vermeden sonucu bekliyoruz. Namaz kılsın diyoruz ama sebep yok ortada. Şimdi sen un vermeden ekmek istesen olur mu? Mümkün değil. Demek ki bizim bu arkadaşlara yapabileceğimiz en büyük iyilik ne? Namazın ham maddesini vermek. Bugünkü ders bu olacak. Ve bugünkü ders Allah'ın izniyle bu namazın ham maddesi, sebepleri, gerekçeleri verildikten sonra bir insan 21 gün bu namazı denese bir daha bırakmasının Allah'ın izniyle imkanı yok. Mümkün değil. Şimdi bir gün yine aynı hikayeler. Bir tane amca geldi. Amca kendisi namaz kılıyor, hanımı namaz kılıyor ama çocuktan da namaz kılmasını istiyor. Şimdi çocuğa hiçbir zaman iman anlatmamış. Hele çocukluk yaşında iman dersi almayan bir çocuk böyle pimi çekilmiş bomba. Nerede patlayacağı belli olmaz. Adam da anlatmamış işte. Oğlum namaz kıl, canım namaz kıl. Namaz kıl derken dünyasını da açmış mı? Buyur atari oyunu, bilgisayar oyunu, istediğin tatil, istediğin bilmem ne, arkadaşınla gez. Maddi durum da iyi, vermiş vermiş vermiş. Ondan sonra bana dedi ki hocam, dedi, söyle bu namaz kılsın dedi. Dedim abi söylemekle oluyorsa sen söyle, sen namaz kılsın. İsteklerini yaz böyle, programı verir gibi. Ver adama, o adam namaz kılsın o zaman. Sorun söyleme noktasında değil. Sorun başka bir noktada. Çocuk ne için namaz kılacağı noktasına inanmıyor. Bir de biz şurayı anlamıyoruz. Bir anda bozulmayan bir şey bir anda düzelir mi? Mümkün değil. Bir anda bozulmamış ki o çocuk. Mesela yoğun bakımda bir hasta olsa. Bir ilaç verdim ayağa kalktı. Var mı böyle bir şey? Böyle bir şey yok. O adam bir anda o hale gelmemiş. Şimdi kazanla devrilen kaşıkla toplanır.
Yani bir çocuğun, bir insanın, illa böyle çocuk demek istemiyorum yani, kaç yaşında arkadaşlarımız var. Bir türlü namazın ehemmiyetini anlayamamış yani, konuyu sadece çocuklara teksif etmeye de gerek yok o yüzden. Bunları anlayamadıktan sonra bir insan o altyapıyı dolduramadıktan sonra, inanç dediğimiz kısmı çözemedikten sonra biz istediğimiz kadar ona namaz kıl, namaz kıl, namaz kıl diyelim. Onun bize soracağı ilk soru şu olur. Ne olur? Niçin namaz kılayım ki? Şimdi biz bu noktaları doldurmamız lazım. Biz bir insana hadi yavrum Kur'an oku diyoruz ama Kur'an'ın verdiği ilahi mesajla onu bir türlü birleştiremiyoruz değil mi? Namazda da aynı hatayı yapıyoruz. Nasıl namaz kılacağını anlatıyoruz ama ne için namaz kılacağını biz anlatmıyoruz. Biz aslında ona balı yedirsek, olayın sebeplerini anlatsak, balı bolca yiyen biri ne yapar emice? Suyu gider kendisi arar. Onun sebepleriyle o insanı doldursak, ham maddeyi versek netice olarak zaten ortaya Allah'ın izniyle namaz çıkacaktır. Ondan sonra o arkadaşlar namazın önemini anlayamıyor ve dünyevi buluşmaları Allah'la buluşmaya tercih ediyor. Çünkü kiminle muhatap olduğunu bilmiyor. Ve dünya gözünde sürekli büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bizde de öyle oluyor değil mi? Maalesef yani. Şimdi dünya gözde büyüyor, büyüyor. Halbuki dünya dediğin ne böyle? Ufacık, minnacık, oyun ve oyalanmak için yaratılmış bir şey. Ve Allah dünyadan büyüktür. Biz böyle bir buluşmaya gidebilecek inancı, yani gücü, yani kuvveti, yani o kasayı kaldırması gereken beygiri bir türlü oluşturmuyoruz. Yani iman sistemini oluşturmuyoruz. Bunu oluşturmadıktan sonra neticeyi beklememiz beyhude. Bakın ayet-i kerimede ne diyor? Müddessir suresinde diyor ki, sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Birileri cehenneme girmiş. Bunlar olacak maalesef. Allah bizi muhafaza etsin. Yaşanacak bunlar. Niye girdiniz bu cehenneme? Sebep nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Şimdi bu namazın sebebini, yani önemini, yani iman noktasını insanlara anlatmamız lazım. Bir insan için namaz küçükse eğer, hangi mesele büyük olabilir ki? Buraları anlatmadığımızda durumumuz çok komik oluyor. İnançsız bir arkadaş gelse dese ki ben de namaz kılıyorum dese. Hahay diye güleriz değil mi? İşte o ateistin namaz kılması ne kadar komikse, inanan bir insanın da şu ibadeti yapmaması, namazı kılmaması o kadar komik bir durum ama biz maalesef bu asrın hediyeleri, asrı felaket çocuklarıyız. Böyle bir ahir zaman çocuğuyuz. Böyle hediyelerle maalesef karşılaşıyoruz, denk geliyoruz. O yüzden bu işin altyapısını oluşturmamız lazım. Bence fark etmişsinizdir, namazın altyapısında bile iman meselesi saklı. Yani insanlar ne için namaz kılması gerektiği meselesini bir türlü oturtamadıklarından problem çıkıyor. İman sadece namaz değil, bütün noktalarda o kadar önemli ki. İman dediğimiz olay mekan belirler. Cennet mi, cehennem mi? Amel dediğimiz olay, ibadet dediğimiz olay da makam belirler. Acaba o cennette veyahut cehennemde hangi mertebedesin diye. O yüzden bence meselenin altyapısını iyi anlamamız lazım. Bakalım Üstad Hazretleri bu altyapıyı nasıl anlatacak? Buyurun başlayalım. Bismihi Subhanehu. 21. söz, 1. makam. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûten. Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi. Kim var karşımızda muhatap? Yaşı büyük, rütbesi büyük, kendi büyük bir adam var. Evet. Namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. Bakın namaz kılma diyor mu nefis? Namaz kılma demiyor. Ne diyor? Ya bu çok olacak ya, bak bu adamı usandırır diyor. Allah Allah. Hem de kimin ağzıyla söyletiyor? Cismen, sinnen, rütbeten büyük bir adamın ağzıyla bunu söyletiyor. Bir gün bir arkadaş da bana dedi. Ben de dedim ki namaz çok mu geliyor sana dedim. Çok geliyor dedi. Gel dedim dünyada Allah'ın verdiği nimetlerle kıyaslayalım, çok mu gelecek acaba? Şimdi bir tane patron 8 saat için sana ne maaş veriyor dedim. Abi asgari ücret veriyor dedi. Şimdi sen bu kadar emek veriyorsun. Karşılığı bu mu? Hayır abi, az karşılık veriyor bana dedi. Ya dedim çıkıp söylesen ya patrona. E söylesem de çaresi olmuyor abi dedi. Dedim ki peki patron sana bu işin devamını şöyle zikretse. Kardeşim senin o bir saatlik çay molan var ya. O çay molanda da çalış 10 kat maaş. Ne yaparsın? Oo abi dedi, ben affetmem bunları dedi. Biz bunları yurt dışında sorduk ha. Almanya'da sorduk. Oradaki Türk kardeşlere sorduk. Ben dedi kılarım onu dedi yani. 10 kat maaşına da yok. Peki dedim daha şiddetlisi olsa dedim yani mesela. Olayı böyle biraz tırmandırmaya çalışıyorum. Dese ki sen namaz kılmadan senin çalışma hakkını elinden alıyorum. Bir daha Avrupa'da hiçbir yerde çalışamayacaksın. Ne yaparsın? Abi dedi ben o namazı namazdan kafamı kaldırmam. Şimdi verilenlere bak, karşılığına bak. Verdiği bir asgari ücret 8 saat 10 saat ciğerini söküyor adam senin. Bir de bakalım aynı şekilde Allah'ın verdiğine bak, bunun karşılığına bak. Şimdi siz görme lezzetini aldınız değil mi? Görmek nedir biliyorsunuz. Çok lezzetli bir şey. Allah dese ki bu gözünü alıyorum. Bir saat namaz kılarsan karşılığında vereceğim. Ne yaparız? Kılarız değil mi onu? Allah'ım ben görmem için bir saat namazı kılarım dese ki hatta. O gözü vereceğim, karşılığında şu seccadeden kalkmayacaksın. Kabul eder miyiz? Bak böyle geçici bir süre elini, ayağını, kaşını, gözünü kullanamayanlar olmuşsa onların ciddi bir nimet olduğunun daha ciddi farkına varırlar. Hatta bir uzvu kullanmak nasıl nimetse kullanamamak da öyle acı verir insana.
Mesela biz farkında değiliz ama kol kullanmak bu faaliyet bir lezzettir. Ne zaman fark ediyoruz? Zıttı olunca. Kolun bir gün kırılıyor, bağlanıyor. Kullanamamak insana acı veriyor. Demek ki zıttı da insana lezzet veriyor. Şimdi bir bakalım Allah'ın verdiklerine ve karşılığında istediğine bak. Göz vermiş, karşılığını kainatta vermiş. Ağız vermiş, karşılığını kainatta vermiş. Kulak vermiş, karşılığını kainatta vermiş. Şimdi biz 3 kuruşa şu dünyada bunca mücadele etmişken şu verilen nimetlerin karşılığı acaba az ve ucuz mu geliyor da biz bu namazdan bir türlü kendimizi veremiyoruz. Devam edelim mi? O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor. Neden aynı söz? Şimdi adamda bir nefis var, bir söz söylüyor. Üstad Hazretleri diyor ki nefsime baktım benim de aynı söz söylüyor diyor. Neden aynı söz? Demek ki yayın yaptığı yer aynı. Demek ki bütün nefislerin ders aldığı hoca aynı. Yoksa aynı söz olur mu? Söz aynıysa ders alınan mekan da aynıymış. Ve ona baktım, gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. Hoca kim? Şeytan. Dersi kime veriyor? İçimizde bir tane münafık var nefis diye. Tam dersi ona veriyor. Allah Allah. Ve herkesin nefsinde aynı cümleler terennüm ediyor. Evet. O vakit anladım. O zat, o sözü bütün nüfus emmarenin namına... Yani bütün kötülükleri emreden nefislerin namına o söylemiş. Evet. Veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim. Madem nefsim emmaredir, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Şimdi burada acayip bir taktik veriyor. Herkes toplumu düzeltmek ister. Gençleri düzeltelim, insanları düzeltelim. Şimdi onlara anlatmak düzeltmenin yolu mu? Hayır hayır. Burada çok kestirme bir yol söylüyor. Hatta keskin bir yol söylüyor. Kesin çözüm. Çözüm neymiş biliyor musun? Sen kendini düzelttiğin anda karşındaki muhatap düzelecek. Cümleyi yakaladınız mı? Yani biz karşıdaki insanlara belki nasihat etmek istiyoruz. Belki onların iyiliğine bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama bunun bir kestirme yolu varmış. Neymiş kestirme yolu? Kendi nefsini düzeltmek. Peki bir insan şöyle bir cümle etse. Ya ben adama güzel güzel anlatıyorum. O adam benim bunu yapıp yapmadığımı nereden bilecek ya? Adam alsın bunu kullansın. Mantıklı mı sizce? Niye mantıksız biliyor musun? Çünkü senin oradaki samimiyetini bilen Allah karşıdakine tesiri yaratıyor. Yani karşıdakindeki tesirin karşıdaki adamla bir alakası yok. Senin samimiyetini onları mucibince tatbik ettiğini bilen Allah aynı şekilde karşıdakinde o hali yaratıyor. Evet. Öyleyse nefsimden başlarım. Dedim ey nefis. Bak şimdi bu nefsimden başlarım diyor ya. Burada da ince bir mesele var. Şimdi şöyle bir şey zikrederiz. İnsan insanın neyidir? Aynasıdır diyoruz. Şimdi ben şu mavi gömleği giymişim. Onur ayna karşıya geldi. Osman ayna karşıya geldi. İrfan ayna karşıya geldi. O aynalardan sürekli ben aynı mı gözükürüm? Yani aynaları değiştirmem benim değişmeme sebep olur mu? Sebep olmaz. Hangi aynayı koysam Mehmet aynı mavi gömleği giymiş gibi olacak değil mi? Peki benim bu değişikliği sağlayabilmem için nereden başlamam lazım? Kendimi değiştirmem lazım. Ben şu mavi gömleği değiştirdiğim anda artık aynalardaki görüntü de değişecek. Şunu demek istiyorum. Ben şu mavi gömleği çıkarsam ve namaz gömleği giysem. Ama böyle nasıl samimi samimi yüreğimde hissediyorum bunu. Ondan sonra karşıma bir dostumun aynası geliyor. Onur aynası geliyor. Onur'un aynasında Mehmet nasıl yansıyacak artık? Namaz cihetinde yansıyacak ve Onur aynası Mehmet'teki samimi namazı görecek. Osman aynası gelse Osman aynası Mehmet'teki samimi namazı görecek. Tekrar başa alayım. Çok önemli mesele. Benim bir değişiklik oluşturmamın yolu karşıdaki aynaları değiştirmek değildir. Aynaları değiştirmek buna yol değildir. Ben kendimi değiştirdiğim anda karşıdaki aynalardaki görüntüm de değişecektir. Bu şu demek. Nefsini birisi ıslah etse, o namaz noktasında ikna etse, ispat etse, teheccüdlere iştiyak duyar hale getirse, namazları Allah ile kavuşma noktasını sağlasa bir insan, o kıyafeti giyse, karşısına bir dostu yani aynası geldiğinde o aynaya vereceği görüntü ne kadar samimiyse o dostundan, dostunun yüreğinden, sinesinden, kalbinden çıkacak görüntü de o kadar samimi olacaktır. Çünkü ben değiştim ve aynadaki görüntü de değişmiştir. O yüzden namaz gibi, iman gibi meseleler satırlardan öğrenilecek konular değillerdir. Sadırdan öğrenilecek konulardır. Diz dize, göz göze öğrenilecek konulardır. Ben farkındayım yine ahir zamanın tembelliği. Birçok insan aman okuyayım çözeyim, video çözeyim. Yani onlar da başlangıç için güzel bir sebep olabilir ama bu işin metodu değil. Bunlar satırlardan değil, sadırlardan öğrenilir. Göz göze diz dize olduğunda o işin 3 günde nasıl çözüldüğünü görüp hayret edeceksin. O yüzden başkasını ıslah etmenin yolu aynaları değiştirmek değil. Kendi kıyafetimi değiştirirsem yani kendi nefsimi ıslah edersem başka nefisleri de Allah Azze ve Celle razı olup aynı şekilde o tesiri yaratacaktır. Üstadı görüyor musunuz yani bir namaz meselesinden önce namazı anlatanlara kadar bir çözümlemeye giriyor. Çünkü
külli bir problem var. Kazanla devrilmiş, kaşık kaşık toplamak gerekiyor. Çok ince meseleler. Bak Rad suresinde diyor ki, bir toplum kendilerini değiştirmedikçe Allah onlar da bunları değiştirmez diyor. Subhanallah. İnceyi görüyor musunuz? Şimdi bu nefis noktasında kendini değiştirme kısmı çok elzem yani. İbn-i Kayyım'a göre 13 çeşit cihat var. Bu cihatların sizce en önemlisine hangi payeyi vermiş? Nefis cihatını vermiş. Yani sen o değişikliği iç aleminde, samimiyetinde, kalbinde, iştahında, iştiyakında başaramadıktan sonra karşıdakine bunları anlatmanın da bir anlamı yok diyor yani. Hatta ayette geçiyor değil mi? Ya eyyühellezine amenü lima tekulüne ma la tefalun. Siz neden kendi yapmadığınızı başkasına söylüyorsunuz? Neden söylediğiniz şeyi yapmıyorsunuz? Neden yaşamadığınızı anlatıyorsunuz? Neden hissetmediğini karşıdakine anlatıyorsun? Biz ses sanatçısı mıyız? Değiliz. Gırtlak ağası mıyız? Değiliz. Konu sadece anlatmaksa para toplayalım, buraya çok değerli bir tane sanatçı çağıralım, namaz da kılmasın, gelsin kendisi anlatsın. Konu o değil ki. Sen hissettiğini anlatmadıktan sonra ne emniyeti kalacak? O yüzden bu işlerin ilk terbiyesi kendi nefsimizdir. O yüzden şu cümleleri de biraz köşeye atabiliriz yani. Ben de bu yola çıktım gençlerin her birini terbiye etmek için falan. Ya bir kendini çözsen olacak. Ben de çıktım topluma bir ışık olacağım. Yani iyi de kaç vat aydınlatıyorsun öyle değil mi? Yani bu işin temelinde yine kendimize dönük yaşamak çok elzem. Çünkü aynayı değiştirmek çare olmuyor. Ben kendi kıyafetimi değiştirmem gerekiyor. Çok kemik mesele değil mi? Öyleyse kendimden başlarım diyor ya burada, oradan aklıma geliyor. Burada ince bir sır daha var. Şimdi bu asrın insanı nasihati kabul etmiyor. Özellikle şahsına dokunursa hiç kabul etmiyor. İyi de din nasihattır, hadiste geçiyor. Ne yapacağız o zaman? Nasıl nasihat edeceğiz? Hal ile, çok güzel. Yani anlayacağız ki hal ile nasihat. Yani anlayacağız ki halle halledilmedik hiçbir mesele yok. Bu asırda insanların kulakları doldu. Tok yani. Neyi aç? Gözleri aç. Ben de böyle bir insan abdestin faziletlerini anlattığında bir miktar böyle ufak tefek ben de bildiğim için çok çok etkilemiyor. Ama böyle kışın karda abdest almış bir çocuk gördüğümde beni irşat ediyor ya. İşte diyorum abdestin ruhu bu, namazın ruhu bu diyorum ya. Demek bu asırda buradan başlamak gerekiyor. Buyurun. Ey nefis! Cehli mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil beş ikazı benden işir. Nefsin bir özelliği daha geldi. Yakaladınız mı? Cehli mürekkep diyor. Şimdi bu cahilliğin iki çeşidi var. Birincisi cehli basit. Ne demek biliyor musun cehli basit? Bilmiyorum demek. Bu ne uğur? Bilmiyorum. Uğur bu masa. Tamam abi anladım. Mesela ne oldu? Bu cehli basit oldu. Farkında mısınız? Bilmiyorum demek ciddi bir ilim. Çünkü işi çözüyorsun. Bu cehli basit. Bir de cehli mürekkep var. Ben bunu bilmiyorum. Bunu bilmediğim gibi. Bunun ne olduğunu da bilmiyorum. Yani bilmediğimi de bilmiyorum. Biri bana diyor ki bu ne diyor? Bak bu masa diyor. Ben de diyorum ki olur mu canım bu masa değil yani. Bu uçaktır diyorum. Nefsin özelliği cehli basit miymiş, cehli mürekkep miymiş? Cehli mürekkep. Yani nefis şöyle çözülmüyor. Ey nefsim bu namazdır, çok hoştur. Tamam abi gel kılalım, cemaat namazı kılarız bari 27 kat sevabı. Nefis böyle değil yani, cehli basit değil. Nefsin bir hilesi daha çıktı ortaya. Cehli mürekkep gidiyor. Nefse desen ki bu namaz iyidir, hoştur. O da der ki iyi de çoktur. Nefse desen ki ya şu namazı şimdi kılmamız lazım. O da der ki iyi de rızık da. Mecbur değil mi yani, bak işimiz gücümüz var orada. Nefse desen ki Allah huzuruna bekliyor. Der ki kaç yıldır görmediğim dedem gelmiş, o da huzuruna bekliyor. Nefsi anlıyor musun? Yani her şeyde tersini biliyor nefis. Nefsin bir özelliği. Nefis cehli mürekkep özelliği taşıyormuş. O yüzden senin içindeki düşman da problemli yani. Sen böyle bir düşmana hiçbir şey bilmeden, onun silahlarını bilmeden, düşmanını tanımadan nasıl mukabilde bulunacaksın? Mümkün mü böyle bir şey? Farkında mısınız nerelerden çıkıyor arızalar? Buyurun. Birinci ikaz. Ey bedbah nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Ya şu cümleyi bir yakalasanız var ya. Çok güzel ifadeler ya. Acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye? Belki yarına kadar kalacaksın. Sana usanç veren tevehhümü ebediyettir. Yakaladınız mı? Bir insana usanç veren namaz mı? Allah Allah. Adamın namazla problemi yok. Problem nerede çıkıyor? Ben ebedi kalacağım bu hayatta. Tevehhüm vehim kuruntu. Yani bir şey olmayacak ama var olacak gibi zannediyorum. Tevehhüm ebediyet ne oluyor? Sen sonsuz yaşamayacaksın ama sonsuz yaşayacak gibi zannediyor. Bak adamdaki problem nerede? Adam dünyada sonsuz kalacağını zannettiği için namaz kılmıyormuş. Adamın namazda problemi yokmuş. Adam diyor ki abi kıl kıl bitmiyor. Bu ne böyle sigortalı iş gibi diyor. Yıllarca bunu mu kılacağız diyor. Niye? Kafada hesap yapmış adam. 5 vakit namaz mı kılacağız? Evet kardeşim. 60 yıl mı kılacağız? Evet kardeşim. Adam bir hesaplıyor diyor ki abi 109.500 tane namaz. Kim kılacak bunu diyor. Halbuki şimdi yatsıyı kıldın mı? Kıldın. Sabaha çıkacağın kesin mi? Kesin değil. Senin için artık namaz diye bir şey söz konusu değil. Şimdi onu anlık noktasına varmıyoruz. Ve kendimizi sonsuz yaşayacak gibi zannediyoruz. Böyle olunca ne oluyor? Adamın namaz kılası gelmiyor. Abi kıl kıl kim bitirecek bunu diyor. Bakın problem namazda değil. Problem gene imanda çıktı.
Fani olduğumuzu bilmiyoruz, ölüp gideceğimizi bilmiyoruz, yıkılıp gideceğimizi bilmiyoruz, bir anda gözümüzü kapayacağımızı bilmiyoruz. Ne zannediyoruz? Bu dünya akıyor gidiyor ya, ben ömrümü namaz kıl kıl diye mi geçireceğim diyor. Adamın hesabı tutmuyor. Halbuki yemekte bunu yapmıyor adam değil mi? Ya 60 yıl yaşayacağım, 60 yıllık yemeği bir anda yiyeyim dese olmuyor bu yani. Maddi bir gıdaya böyle bakmayan bir adam manevi bir gıda olan namaza böyle bakıyor. İşte nefsin oyun ve destelerinden. Bir şey sorayım. Oruç tutmak mı zor, sıcağı namaz kılmak mı? Fiziki cihette oruç tutmak daha zor. Peki Ramazan aylarında şahit oluyoruz. Oruç tutan mı daha çok, namaz kılan mı? Oruç tutan daha çok. Niye? Bak adam orada diyor ki, abi oruç 30 gün diyor. Ben bunu tutarım diyor. Kısa geliyor adama. E namaz ne kadar? Namaz bir ömür boyu diyor. İyi de ömrün boyu kısa. Belli değil yani. Bir anda gidebilirsin yani. Bir anda dünya ters düz olabilir yani. Bunun hiç farkında değiliz. Allah Allah. Bizim ertelememizin sebebi namaz değilmiş. Kendimize uzun ömürler biçmemizmiş. Bak çok ince bir nokta değil mi? Çok ince bir nokta. O zaman bir insana sürekli namaz kıl, namaz kıl demenin anlamı yok. Fani olduğunu anladığında, çürüyüp gideceğini anladığında, toprak olacağını anladığında, yok olup gideceğini anladığında, şu hastalıklarla, etrafındaki hadiselerle, o adam diyecek ki ya ben şu faniyi baki bir ticarete çevirmem lazım. Bunun en ama en iyi yolu namazdır diyecek ya. Çünkü imandan sonra gelen en önemli ameliye. İnceyi gördünüz mü? Bir insanın namaz kılmamasındaki sorun, namaza karşı düşmanlığı yok adamın. Adam kendisini sonsuz yaşayacak zannediyor. Adamın nefsi teferun etmiş, firavun olmuş. Sonsuzluğa aday olmuş adam. Demek problem başka yerlerde çıktı. Buyurun devam edelim. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Bak şimdi nazlanıyoruz bir de bak. Niye? Sonsuz yaşayacağımı zannediyordum, nazlanıyordum. Şimdi bizi askere çağırsa komutan, dese ki çabuk askere gel, işim var seninle. Komutanım kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ben bir hazır olunca geleyim. Hiç olur mu böyle bir şey? Biz namazda da aynı naz içerisindeyiz. Kendimizi namaza hazır hissetmeyi bekliyoruz. Halbuki dünya nasıl devam ediyor biliyor musun? Şimdi bizim sadece böyle Covid olunca, deprem olunca yoğunlaştırılmış ölüm gördüğümüzde ölüm aklımıza geliyor. Öyle değil. Günde 500 bin insan ölüp gidiyor. 600 bin insanı Allah diriltiyor. Günde bir şehir yıkılıyor, bir şehir yapılıyor. Şimdi bu her cümercin arasında sen de ebedi değilsin, yok olup gidicisin. Ve nasıl olacak biliyor musun? Böyle bir anda bir sela duyulacak, senin selan. Yukarıdakiler malını bölüşecek, aşağıdakiler cesedini bölüşecek. Bir bakacaksın mahvolmuş, perişan olmuşsun. İnsanlar sonsuz yaşayacağını zannettiğinden, işlerin bitmez zannettiğinden. Öyle olmuyor mu ha? Delikanlı gibi konuşalım ya. Adama iki yıldır diyorsun ki iman dersine gel, iman dersine. Bu çok önemli. Adam diyor ki ben iki saat dükkanımı bırakamıyorum diyor. Allah Azze ve Celle bir musibet yaratıyor. İki yıl dükkanlar kapalı kaldı mı? Kalıyor. Ne bu iddialaşma? Ne oldu? Kime ne oldu yani? Olmasın tabii, inşallah olmasın. Allah bu musibetleri alsın üstümüzden ama sebepler ortadan kalkınca sonuçlar ortadan kalkar. Yani biz musibete sebep olan hallerimizi ortadan kaldırırsak sonuç olan musibet de ortadan kalkacak. Bizim problemimiz var hakikaten. Bitmeyecek, onlarsız olmayacak gibi. Kalp şu kıvama gelmek zorunda. Allah'ım ben her şeyi siz yaparım ama Allah'sız yapamam dedikten sonra bizim bütün problemimiz bitecek. Öyle de oluyor zaten. Ne oluyor? Bir anda kaza geçiriyor insan, bir anda hastalanıyor, bir anda hastaneye düşüyor, bir anda haber geliyor babanı kaybettin, bir anda iflas ettin. Olmuyor mu Allah aşkına ya? Ne oluyor yani işte? Üzülüyoruz eyvallah, Allah yardımcımız olsun ama hayat devam ediyor. Ama namaz noktasını bu hakikatleri anladığımızda oturtacağız. Biz sonsuz, layemut, ebedi değiliz. Bir anda çekip gideceğiz. Şimdi bu ticarette elimde hiçbir şey kalmamışsa asıl üzülmem gereken nokta başka. Zaten bunu anlayan bir insan dünyadaki geçiciliklere de üzülmez. Yani namazda başka hediyeler var içerisinde. Sen sonsuzluğa aday oldukça dünyadaki geçici şeyler de seni üzmüyor. Ama bekadan yaratılan ruhuna sürekli fenadan olan, yok olan şeyleri verdiğinde o ruh diyor ki bu benim ham maddemden değil, istemiyorum diyor, azap çekiyorum. Bak şimdi şu ters protein değil mi Halil bu? Keratin. Normalde yani bir insanın suratını çizer ama benim derimden çıkıyor, canımı yakmıyor. Niye? Fıtri çünkü. Fıtri bir şey keskin de olsa içeriden çıkıyor, canımı yakmıyor. Ama benden olmayan bir şey, küçücük kürdan saplasan ne olur? Vaveyla ederim, eyvah canım yandı derim. Şimdi ruh da böyle, ruh beka ham maddesinden. Ama bu dünyadakiler rüyaların yapıldığı malzemeden, fani bunlar. Sen o ruhun, bekadan yaratılan ruhun içine fani bir şey soktuğunda diyor ki istemiyorum ben bunu diyor. Benim lezzetim bekaya ham madde olan namazda diyor. Çözemiyoruz ki bir türlü. Yani derin bir lezzet var içerisinde. Bir oturtsak şunları var ya, şu matematiğe oturtsak, namaz kıl, namaza gel, namaza... Böyle bir şey yok ya. Bizim burada böyle arkadaşlar var, hazır ol da bekliyor. Namaza değil ha, cemaat namaza. Namaz sonrasında uzun tesbihata. Ondan sonra sohbet etmeye. Niye? Adam anlamış içerisindeki lezzeti, akıllı adam işte. Ticareti anlamış adam. Ah ah, evet. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor. Evet, ömür
az olduğu noktası. Bak gene farkında mısın konu nereye gidiyor? Yani namaz konuşacağız. Ya hocam sen namazın şartlarını anlatsana, farzlarını anlatsana. Ama konu orası değil yani. Nasılı değil, niçininde büyük problemimiz var. Yani bir sermayemiz var ve o sermayenin adı an. Şimdi ben sizinle ticaret yapacak olsam, ileride kazanacağıma sermaye eder misiniz? Demez insan. Peki geçmişte çok varlıklıydım, ona sermaye eder misiniz? Hayır, sermaye dediğin o an elinde olana sermaye deniyor. Şimdi gerçekten ömür noktasında böyle bir hadise var. Mesela şu an bugünü yaşıyorum ya, Allah yarını daha vermiyor. Dünü de elimden almış. Bak yaşattığı bir kısa an. Nefeste bile diye şunu vermeden diye yeni nefesi vermiyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bir insan fark etse ki elinde o anın sermayesi var. O anı bekaya dönüştürmek için elinden geleni yapar mı yapmaz mı bu adam? Şimdi bir gün bir tane dayı emekli olmuş da eline kalmış 40-50 bin lira para, gitmiş kuyumcuya aylarca. Demiş ben bu paramı nasıl değerlendirdim, Kuyumcu bıkmış artık, ya dayı elinde bir avuç para var. Demiş kardeşim ben bu parayı yıllarca kazandım, korumak için de aylarca mücadele ederim demiş. Niye? Sermayesinin farkında. Geçici bir sermayenin. Demek ki biz bazı şeylerin farkında değiliz. Dünyanın geçici olduğu, elimdeki sermayenin de anlık olduğu noktaların bir türlü farkına varamıyoruz. Yani hayat nasıl biliyor musun? Tek bir sermaye. Ezelle ebed arasında bir tane hakkım var. Şimdi Osman Hoca sen de öğretmensin, sınavlara giriyorsun. Bir üniversite sınavında gözetmen olsan 3 saat 50 yıl belirleyecek. Çocuk ne yapıyor dakikaları? Bırakmıyor değil mi o dakikaları? Su, yok şimdi su içmeyeyim. Bir ağzıma şeker, yok şimdi atmayayım, bir matematik sorusu fazla çözeyim. Neden çocuk bu farkındalığı yaşıyor? 3 saat ile 50 yılını belirleyeceğinin farkında. Senin ömür dakikaların ne ya? Bu dakikaların sonsuzu belirleyeceğinin farkında. Ah şu kalp var ya, taşlaştı bu kalp. İnşallah bu derslerle bu taşları kıracağız yavaş yavaş. Bunları bir fark etsek, birine namaz kılma, bunları hiç ifade etmeye bile gerek yok. Buyurun. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayat-ı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. Burada bir kelime var, zevki tahrik etmeye vesile olur. Ya burası çok ince bir mesele ya. Şimdi bu tahrik etmek ne biliyor musun? Sürekli bir şey yapa içerisindeki incelik çıkıyor ortaya. Mesela şimdi şurada herhangi bir müzik çalsa biz öyle sıradan bir müzik gibi görürüz. Ama kulağını sürekli tahrik eden, çalıştıran bir müzisyen ne yapar? En ince notaların lezzetini alır mı? Bak lezzetini alır. Ya da bazı adamlar vardır. Ne diyoruz onlara Necdet? Gurme. Neden? Çünkü dilini sürekli tahrik etmiş. Şimdi senin önüne mantı geliyor, sen böyle 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 yiyorsun yani. Hatta mantıyı üç lavaş ekmeğe saran arkadaşlarımız var içimizde. Adam mantığı şöyle diyor, bunun içerisinde kekik konulmuş diyor, maydanoz konulmuş diyor, bilmem ne atılmış diyor. Şimdi neden o lezzeti alabiliyor adam da biz alamıyoruz? Çünkü adam dilini sürekli tahrik ede onun içerisindeki ince lezzeti çıkarmış. Şimdi namazdan lezzet almanın kuralı çıktı ortaya. Bir insan namazın ameliye kısmını sürekli tahrik etse, namazı uygulasa artık o noktada bir meleke kesbedecek mi, uzmanlaşacak mı? Ve namazın içerisindeki derin lezzetleri de o adam çekip alacak. Niye? Çünkü bizden namazın lezzetini alabilecek manevi diller var. O dilleri geliştirdiğimiz anda namazın lezzetini alacağız. Ve diyorum ki bakın, inanın. O lezzet bir keşfedilse, ortaya çıksa, cennet, cehennem hesabı olmasa bile lezzeti için bir insan o namazı bırakmaz. Ve böyle bir insana o namazı bıraktırabilecek bir güç mevcut olamaz. Asla olamaz. Çok örnekleri var değil mi? Üstad Hazretlerini idamla yargılıyorlar kosturmada. O Nikola Nikolaviç diye koca gavur, seni idam edeceğiz diyor. Tamam diyor, ben bir namazımı kılayım diyor. O namazı bile çok uzatmıyor, korkuyor demesinler diye, ama o namazdaki lezzeti de bırakmıyor asla. Namaz böyle bir hadise yani. Şimdi o manevi dilleriyle lezzeti alanlar neler yapmış biliyor musunuz? Hazreti Ali Efendimizin ayağına bir rivayet bıçak, bir rivayet ok diyor, saplanmış. Demiş ki siz bunu namazda çıkarın. Niye? Namazda o namazı kıla kıla, tahrik ede ede öyle derin bir lezzet alıyor ki başka alemlere gidiyor Ali Efendimiz. Ve okun çıkma acısı ona duyurulmuyor. Allah Allah. Şimdi şöyle bir lezzeti bir insan tatsa ne yapacak? Mevlana Hazretleri diyor ki, sultanlar iki rekat namazdan aldığımız lezzeti fark etse, ordularıyla kapıya dayanır, o saltanat döşeğini bırakır ve o iki rekat namazın lezzetine talip olurlar diyor. Allah Allah. Ayşe annemiz bir gün Efendimiz Aleyhisselam'a soruyor. Ya Resulallah sen cennetle müjdelisin. Ne bu sabah akşam namaz. Bir de Efendimiz Aleyhisselam nasıl kılıyor? Bazen 3 saat tek rekat var değil mi? Bakara, Maide, Nisa suresini aynı anda bir rekatta okuduğu var ya Efendimiz Aleyhisselam'ın. Şimdi Ayşe annemiz de onu soruyor. Ya Resulallah neden böyle deyince, ben şükreden bir kul olmayayım mı ya Ayşe? Bir gün de sahabe efendilerimiz merak ediyor, soruyor. Ya Resulallah nasıl bu kadar kılabiliyorsun deyince ne diyor?
Sizin başka şeylerden lezzet aldığınız kadar, bir yemekten, bir içmekten lezzet aldığınız kadar ben namazdan o lezzeti duyuyorum diyor. Neden? Çünkü o kadar derinlerden tahrik edilmiş ki en ince namazın zevkleri bile ortaya çıkmış. Şimdi mesela bazen bir insan para kazanmanın lezzeti ortaya çıkıyor değil mi? Ne yapınca ortaya çıkıyor? Para kazanma noktası tahrik edile edile. Sen bu kadar parayı kullanabilir misin? Yok, kullanamam. Bu kadar işleri biriktirdin ama baş edebileceğim mi? Yok. E olay ne? Ben bu işten lezzet alıyorum diyor. Neden öyle olmuş? Sürekli parayı tahrik ede ede onun var olması onda nasıl bir lezzet veriyorsa, bir insanla namazı sürekli kıla kıla tahrik ede ede bir sporcunun kol kasını tahrik ede o güçlü hale geldiği gibi içinde çok derin lezzetleri çekip alacak. Şimdi bu tahrik etme noktasında konu sadece namaz değil, bir de altyapı olduğunu bence anladık. Anladık mı? Anladık. Madem altyapı konusunu konuşacağız, şunu da söylemeden geçmememiz lazım. Risale-i Nur da tahrik edilmeye muhtaçtır. Ne cihette? Sadece okudum geçtim. Hayır. Mucibince tatbik edeceksin. Her ameli deneyeceksin. Mutlaka ve mutlaka sorumluluk alıp altında ezileceksin ki bu hizmetin içerisindeki lezzetler de sana açılsın. Yoksa okudum geçtim dinledim geçtim. Bir dikkatli oku bakayım. Orada okuyanlara, evinde oturanlara mı hitap ediyor yoksa amel edip mücadele ve himmet gayrette bulunanlara mı hitap ediyor? Öyle olmuyor işte bu iş. Şimdi bazen bir doktor iğne vurmayı öğretir. Ama en iyi iğneyi kim vurur? Sıhhiyeci vurur. Niye? Çünkü sürekli tahrik etmiş onu. Sürekli kullanmış, amel etmiş. Şimdi mesela araba kullanmayı bir hoca öğretir. Ama en iyi arabayı şoförler kullanır. Niye? Tahrik ede o damar nasıl gelişmişse bir insan da demek ki Risale-i Nur sadece ben okuyayım, ben şöyle geçeyim değil. Bu altyapıyı oluşturduğumuzda namazın da o derin lezzeti inşallah içinde çıkacak. Namazın suretinde ince bir zorluk var gibi gözüküyor ama altında öyle bir lezzet var ki tekrar ifade edeyim. Bir insan o lezzeti bir keşfetse cennet, cennem, mühazası zihnine gelmez. O namazın içindeki lezzetten o insan devam eder. Peki hangi lezzetten bahsediyorum? Şu lezzetten. Namazda öyle bir lezzet var ki namazın var olması nimetlerin en üstüne oluyor o lezzetten dolayı. Ne biliyor musun? Kainatı yaratan bir zat var ortada ve seni huzuruna davet ediyor. Gerçekten inanılır gibi bir şey değil. Şurada muhtar tanıdığı olan her masada anlatıyor. Ya o muhtarı da şöyle tanırım, böyle tanırım. Ne kadar tanırsan tanı, ne işe yarayabilir? Gezegen çevirebiliyor mu? Cenneti, cehennemi var mı? Kainatı kudret eliyle yaratmış bir Allah seni muhatap alıyor ve diyor ki gel dertleşelim. Bak gerçekten acayip bir mantık bu. Ve sen namazda o secde anında var ya o kudretini anlıyorsun, secdeye kapanıyorsun. Namaz zaten o demek. O anlaşılan kudrete karşı bir davranış biçimi. Ya Rabbi ben o kudreti anladım, kapanmaktan başka çare bulamıyorum. Bazı filmler var bilir misiniz? Adamı çok aciz bırakıyorlar. O adam aciz bırakanı gördüğü anda ne yapıyor? Ayaklarına kapanıyor onun, öyle değil mi? Ne olur diyor, bak sen diyor merhametlisin, sen şefkatlisin. Allah'ın isimlerini sayıyor gibi değil mi? Ne olur affet diye ayaklarına kapanıyor. Demek biz Allah'ın kudretini keşfedemiyoruz. Bize karşı ilgisini keşfedemiyoruz. Demek bizim namaza ilgisizliğimizin altında yatan en büyük sebep Allah'ın bize ilgisini fark edemememiz. Koskoca kainatın sahibinin gündeminde sen varsın, senin gündeminde 3 kuruşluk dünya meseleleri var. Olmuyor böyle, namazın içerisindeki sır çıkmıyor. Seni muhatap almış, dertleşmeye çağırıyor. Bir gitsen secdeye bir kapansan, ya Rab beni şu köşede kırdılar ya Rab. Kalbim bin parça bırakıldım ya Rab. Şurada canım yanıyor ya Rab, sırtım bıçak izi dolu, vefasızlıklar, hainlikler, her gün bir köşede canım yanıyor ya Rab, sen alsan beni huzuruna. Tam insan öyle dergah-ı ilahiye bir secde etse var ya, kainatta her şeyi idare eden Allah seni muhatap almış, dertleşiyor seninle. Başka bir insanın kalbine hangi siklet ağırlık verebilir ondan sonra anlayamıyoruz. Biz Allah'ı keşfedemediğimizden namazdan lezzet alamıyoruz. Bir makam sahibi filankes adamın huzuruna çıksan, kaç dakika fazla kalsan o kadar lezzet alıyorsun o adamla oturdum diyebilmek için. Onun da sahibinin huzurundasın, 5 vakit muhatap alıyor. Gerçekten büyük bir hadise, bizi muhatap alıyor. Ama biz onu keşfedemediğimizden, marifetullah dediğimiz meseleyi çözemediğimizden, başta konuştuğum iman ve inanç noktasını çözemediğimizden, kimin huzurunda olduğumuzu bir türlü fark edemediğimizden dolayı namaz böyle yat kalk diye bir ameliye olmuş bizde. Dertleşmenin adı. Allah kainatı tesbih gibi çeviren Allah seni huzuruna alıyor. Bunun adı namaz yani. İnsan orada bir yerde bir ifade geçiyor, diyor ki, 4. şuada namaz için bahsediyor. Allah'ın huzuruna kabulündür diyor. Şimdi namaz kılmayan bir adam ben kılmıyorum diyor. Zannediyor ki kendi kılmadığı için o huzura gidememiş. Olay hiç de böyle değil. Dünyada o kadar zahmetli işleri yapan bir adam, o kadar bedeni zahmeti olan işleri yapan bir adam, Allah aşkına namazdan daha kolay bir amel var mı yani? Bunu yapamamasında başka bir problem olması lazım. Ne biliyor musun? Allah seni huzuruna kabul etmemiş. Sen zannediyorsun ki ben bugün namaz kılmadım, kılamadım. Alakası bile yok. Böyle bir konuyu konuşma bile. Allah seni layık görüp huzuruna almamış. Sen huzurdan red için ne yaptın, ne yaptın? Sen asıl onu bul.
O temelden bu iş çözülecektir inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve salatu. Seni huzura kabul etmemiş. Çok ağır değil mi? Zannediyoruz ki biz kılmıyoruz. Nedir ki namaz kılmak? Bu kadar basit ve fiziksel olay var mı? Şu masaları kaldırmak daha zor değil mi? Tanerden kahve getirdiniz daha zor değil mi? Şu çayları demlemek daha zor değil mi? Allah aşkına. Ne demek yani? Ne işler yapan insanlar, saatlerce yürüyen insanlar, sırtında yük taşıyan insanların namaz kılamama diye bir sorunu olamaz olamaz. Bu kadar basit bir olay olamaz yani. İçinde bu kadar derin lezzetler saklıyor. Seni Allah huzura kabul etmemiş. Sen o huzura layık değilsin. Niye? Kul olamamışsın ondan. Burada kul olamayan ahirette kül olur, kül. Mahvolur, perişan olur. Niye kul olamıyoruz biliyor musun? Allah Azze ve Celle'nin gadabına dokunan en büyük olaylardan biri. Allah başkasına kul olanı kendi huzuruna kul kabul etmiyor. Sen yıllarca oğluna baksan, beslesen. Bir gün yan komşu da ona çikolata verse, oğlun seni reddedip dese ki asıl baba odur. Bana o baktı, beni o besledi, beni o büyüttü. Baba diye koyan komşuya diyeceğim dese. Çok ağrına gider. Bu nasıl evlatlıktır dersin, nankör dersin. Sana bu kadar şey veren, nimetlerle seni bezeyen bir Allah karşısında. Kula kul olduğun anda kül ediyor işte. O ameli istemiyor senden. Vermeyeceğim diyor onun sevabını. Vermeyeceğim diyor, huzura kabul etmiyor. Yoksa namaz gibi bir şey kılmama olamaz. Çok basit bir şey. Yani içindeki derin lezzeti anlatmıyorum bile. Olay başkasına kul olduğunda Allah'a kul olamıyorsun. Başka bir hadise bu. Sen nasıl sevdiğin biri bir gün dese ki, evdeki bir refikanız, benim kalbimde başkasına muhabbet var. Sen nasıl o kalbindeki o başka muhabbeti kabul etmezsin, o kalpten çıkarsın? Allah da o kalpte şirk olunca oraya girmek istemiyor ve o kalpten çıkmak istiyor. Bugün ne düşündüm biliyor musun? Şimdi şefkati ifrat boyutta olduğundan dolayı çocuklarının namazına engel olan en büyük sebeplerden biri de zamanımızın anneleri. Zamane anneleri. Ahir zaman onları da garip bir hale getirdi. İş için çocuğun canını çıkarıyor. O gidip o paraları kazanacaksın diye. Daha yeni yaşanmış hadiseler hep geliyor bize. Arayanlar oluyor, mail atanlar oluyor, yakınlardan gelenler oluyor. O gireceksin, o haram işe gireceksin diye aile aile toplanıyorlar. Çocuğun namazı kimsenin umurunda değil. Sabah işe kaldırıyor, kıyıyor. Namaza kaldıramıyor, kıyamıyor yani güya. Şimdi buna rahmet şefkat denir mi? Mümkün. Dedim ki ya böyle bir anneye son noktada elinde bir bebeği olsa ve denilse ki sen acaba bütün şefkatini bebeğine mi vermek istersin? Yoksa arada bebeğini şöyle kenarlara bırakıp namaz ile bu sorumluluğu yerine getirmek mi istersin? Zamane annelerinin çoğu neyi seçer? Ben kendi varlığımı bebeğe veririm ama Allah'a ve namaza veremem diye seçer. Niye böyle dediklerini merak ettim. Niye biliyor musun? Bebeği Allah'tan kopararak ayrı bir varlık zannediyorlar. Bebeğin içerisinde ne kadar güzellik varsa güzelliği yaratanın ve sahibinin Allah olduğunun yine altyapısını oluşturamamıştır. Mesela çocuklarımız bazen böyle inga minga diyor bir şey diyor, çok hoşumuza gidiyor ya. İşte o güzellik bizzat Allah'ın kendi güzelliği ve bir gölgesinin gölgesinin gölgesi. Senin bebekte etrafta sevdiğin ne varsa o güzelliklerin tamamı bizzat Allah'ın kendi güzelliği. Ama sen o güzelliği koparıp çalıyorsun, Süleymaniye'yi geziyorsun ama Mimar Sinan'ı unutuyorsun. Süleymaniye'nin her taşı nasıl ben Mimar Sinan'ı anlatıyorum diyorsa, senin yeryüzünde namazı terk edip muhabbet beslediğin ne varsa, o masivadan ne varsa, onlar da haykırarak diyor ki, bizde gördüğün ne güzellik varsa hiçbiri bizden değildir, her birisi bizzat Allah Azze ve Celle'dendir diyor. Ama bunların hepsi görene, körene, körene. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.